Herkese merhabalar. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Kış geldi. Ben de artık böyle kışlık kıyafetler içerisindeyim seradayken. Bugün size son zamanlarda sorduğunuz ve sağda solda çok gördüğüm Atatürk çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Üstelik de elimde bir tane mutsuz Atatürk çiçeği var ki ne yaparsanız, nasıl seçerseniz, nasıl sularsanız ne tür tepkiler alacaksınız onları da göstermek istiyorum. Önce şu arkadaşı biraz buraya bırakayım. Şimdi bu poinsettia diyebiliyoruz ama biz buna Atatürk çiçeği diyoruz. Müthiş kırmızı yaprakları olur. Şurada göreceksiniz aslında bu şekilde olması gerekir yaprakları. Euphorbia ailesinden bu dikenler tacı gibi Euphorbia sütleyengiller ailesinden bir tür aslında. Euphorbia pulcherrima. Bir taraftan da bazen kopya çekiyorum ki unuttuğum bir şey olmasın size anlatırken diye. Euphorbia pulcherrima Latince ismi. Bu şekilde de arayarak bulabilirsiniz. Özellikle yıl başında çok görüyoruz. Çünkü Aralık ve Ocak ayında evlerimizi süsleyen bir tür bu. Bilim insanları çok uğraşmış. Kırmızı haricinde işte böyle somon rengi, pembe, beyaz renklerde de poinsettialar üretmeyi başarmışlar. Ama en sık rastladığımız, yılbaşında da görmekten en çok keyif aldığımız türü tabii ki kırmızı türü. Aralık ve Ocak ayında çiçeklenen türlerden. Dolayısıyla bizim her zaman bildiğimiz gibi bahar ayındaki diğer bitkilerin bakımıyla poinsettianın bakımı aynı olmuyor. Ben önce nasıl seçmeniz gerektiğiyle başlamak istiyorum. Ben bunu aldığımda çok sağlıklıydı. Ama bir marketin sürekli açılıp kapanan kapısının kenarında duruyordu. Bu bitki seçerken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Açılır kapanır kapıların yanından bitki aldığınızda, bitki o an orada mutlu görünebilir. Çünkü zaten mağazaya yeni gelmiştir. Ama evinize getirdikten bir hafta, iki hafta sonra yapraklarının düştüğünü, yapraklarının sarktığını keşfedersiniz. Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım diye düşünürsünüz. Ceryandan hiç hoşlanmaz poinsettia. Çok kuraktan, çok soğuktan hoşlanmaz. 12 derecenin altındaki sıcaklıktan çok hoşlanmaz. Hadi en fazla 10 dereceye kadar dayansın ama onun altında bir sıcaklık söz konusu olduğunda hiç hoşuna gitmez. Aynı şekilde 19-20 derecenin üstünden de çok hoşlanıyor. Kıştan hoşlanıyor, serin havadan hoşlanıyor. Marketlerde açılan, kapanan kapıların yanındaki poinsettiaları almamamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, markette alırken mutlaka toprağını kontrol etmemiz lazım. Tutup şöyle bir kaldırın. Altından sular damlıyorsa almıyoruz. Aynı şekilde toprak çok kuruysa da almıyoruz. Çünkü poinsettia hafif nemli topraktan hoşlanır. Kökleri yani hafif kontrol ediyoruz. Bir diğer dikkat edeceğimiz nokta tabii ki yapraklarının sağlıklı görünüp görünmediği. Üstünde çiçekleri varsa, çiçeklerinin böyle sarı sarı minik çiçekleri olur. O çiçekler diri görünüyorsa, canlı sarı renkteyse ya da yeni tomurcuk oluşturuyorsa alabiliriz. Ama kurumuş gibiyse tomurcukları, onlardan da uzak duruyoruz. Şimdi evimize aldık getirdik. Mutlaka tabii ki bir ortam değişikliği olacak. O yüzden ona biraz bir iki hafta vermek lazım. Öncelikli olarak nereye koyacağız? Dediğim gibi çok soğuk ya da çok sıcak olmayacak. Minimum 10 dereceye kadar düşebilir. O yüzden balkonlarımız kesinlikle uygun değil. Kalorifere çok yakın yere yine de koymamanızı öneririm ama kış aylarında özellikle güneye bakan pencerelerde çok mutlu olacaktır. Direkt güneş ışığı almayacak. Yine de aydınlık olacak. O pencerelerin iç kısımlarında böyle pencereden bir tık geride direkt güneş ışığı gelmeyecek şekilde olabilir. Eğer toprağı çok kurursa ya da ortamdaki hava çok kurursa, soba yakıyorsanız, şömine yakıyorsanız gibi radyatörler değil, radyatörlere suluk asarsanız, evin nemini arttırırsınız. Diğer ısı kaynaklarında da mutlaka o ısı kaynaklarından uzakta tutmanız lazım. Evin nemi hep bitki bakarken, insan sağlığı için de belli bir oranda olmalı biliyorsunuz. O yüzden o nem konusuna dikkat edeceğiz. Evimize getirdik. Adapte olduk. Sulamasını ne zaman yapacağız? Poinsettiayı nasıl sulayacağınızı anlamak için eğer dokunduğunuzda, baktığınızda anlamıyorsanız
ya ben anlayamıyorum diyorsanız şunu yapabilirsiniz. Bu saksıyı tutun kaldırın. Eğer çok hafif olmayacak ama hafifleşmişse demek ki biraz su verebilirsiniz. Mesela alttan da sulama yapabilirsiniz poinsettia'da, Atatürk çiçeğinde. Haftada bir daldırma sulama yaparak sulayabilirsiniz. Bunda bir problem olmayacaktır. Üstünden sulama yaparken de yine yapraklara değdirmiyoruz. Sadece dibinden sulamasını yapıyoruz. Arada şöyle toprağına elimizle dokunuyoruz. Buraların taşlaşmasını, bir tabaka haline gelmesini istemiyoruz. Toprağın üzerinde beyaz birikintiler, sudaki tuz ve minerallerin birikintileri varsa onları biraz böyle alıyoruz, atıyoruz gibi tatlı tatlı bakımlar yapabilirsiniz. Üzerinde asla kurumuş yaprak, sararmış yaprak bırakmıyoruz. Yaprak temizliği çok önemli poinsettia'da. Böyle aralarında gördüğünüz yaprakları buradan koparıp alabilirsiniz. Bir diğer nokta değinmem gereken yapraklar sararması. Yaprak sararması, yaprakların dökülmesi. Baktığınız toprağa çok kuru değilse fazla sulamadan kaynaklanır. Orkidelerde de bunu görürsünüz. Tabii ki çok az sulamadan da yapraklar sararır. Ama genel olarak milli sporumuz bitkileri fazla sulamak olduğu için ben hep bu fazla sulama konusunda uyarıda bulunuyorum. Toprağı kuruysa ve yaprakları sarardıysa çok az sulamaktandır, düzensiz sulamaktandır. Yani bir suladınız çok uzun süre vermediniz, ondan olur. Ama toprağı nemliyse ama yaprakları sararıyorsa çok sulamışsınızdır. Muhtemelen de bir noktada kökleri çürür, onu da kurtaramazsınız. Aman diyeyim, az sulamak öldürmez, hep ne diyoruz? Fazla sulamak sıkıntı yaratır. Oda sıcaklığında su kullanıyoruz. Asla çok soğuk ya da sıcak su kullanmıyoruz. Oda sıcaklığında su önemli. Satın aldıktan sonra, şimdi kışın normalde bitkilere besin uygulamayı biraz böyle öteliyoruz gibi bir durum var biliyorum ama bu şimdi kışın çiçeklenen ve kışın baktığımız bir bitki. Aldınız, eve getirdiniz. Böyle 3-4 hafta adapte olması için zaman tanıyın. Ondan sonra çiçekli bitkiler için sıvı besinden 2 haftada bir, 3 haftada bir suyuna karıştırarak verebilirsiniz. Miktarını çok iyi ayarlayın. O sıvı besinlerin üzerinde yazar nasıl kullanacağınız. Çiçekli bitkiler için sıvı besin kullanabilirsiniz. Sıvı gübre kullanabilirsiniz. Bu solucan gübresi falan onu da deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hep az az denemenizi öneriyorum. Şimdi bir diğer konu budama konusu. Poinsettia'nın çok önemli bir meselesi var. O da budama. Eğer bitkinin uzun süre dayanmasını, seneye de çiçek açmasını, güzel kırmızı yapraklanmasını istiyorsanız mutlaka budama yapmalısınız. Ve budamayı ne zaman yapacaksınız? Nisan ayında yapmanız lazım. Nisan ayına geldiği zaman yavaş yavaş bu yapraklar şu an gördüğünüz gibi böyle aşağıya kendilerini bırakmaya başlayacaklar. Bazıları sararacak, bazıları dökülecek, bazıları bu şekilde inecek. O zaman elinize bir budama makası alacaksınız. Mutlaka steril bir budama makası olacak. Toprağın üstünden 10 santim mesafeye kalana kadar bu üst kısmından budamanız gerekiyor. Budama yaparken şu yaprağın hemen altından değil, şu yaprak kınının üstünden biraz mesafe bırakarak budamanızı önereceğim ki seneye daha rahat sürgün verebilsin. 10-15 santim kalana kadar bitkimiz buduyoruz. Bu kalan kısımlarını atmayın. Onları suda köklendirebilirsiniz. Yeni poinsettia oluşturmak için kullanabilirsiniz. 10-15 santim olana kadar keseceğiz. Üst kısımlarında çoğaltmak için kullanacağız. Suya koyabilirsiniz. Nisan ayında yapıyoruz bunu bakın. Nisan ayında yaptık. Ondan sonra bitkimiz böyle 13-14 derece arasında tam güzel bahar havası aslında. Güzel böyle çok sıcak olmayan bir odaya koyabilirsiniz. Güzel Mayıs'ta saksı değişimi yapabilirsiniz. Nisan'da budadınız. Budadıktan sonra ona biraz vakit verin. Biraz enerjisini toparlasın. Hemen hem budaması hem saksı değişimi aynı anda yapmıyoruz. Mayıs ayında güzel saksı değişimi yapabiliriz. Ben bunun saksı değişimini yaparken bir boy büyük saksıya dikmeyeceğim. Çünkü bunun saksısı zaten yeterince uygun buna. Aynı saksıda ama toprak değişimi yapabilirsiniz. Ondan sonra yaz boyu da böyle maksimum 18 derece olacak şekilde evin illaki biraz daha nasıl diyeyim, biraz daha serin bir yeri vardır. Oraya koyabilirsiniz. Yapraklanmaya başlayacaktır. İllaki yeni yapraklar verecektir bu aşamada. Ta ki ne zamana kadar? Kasım ayında,
Kasım geldiğinde yeniden çiçeklenmesi için teşvik etmemiz lazım. Nasıl yapıyoruz? 12 saat güzel aydınlık, 12 saat tam karanlık. Sokak ışığı, gece lambası, evin içerisindeki herhangi bir ışık kaynağından ışık almayacak şekilde 12 saat geceyi, 12 saat gündüzü yaşattığınız zaman Aralık'ta, Ocak'ta güzel kırmızı yapraklarıyla yeniden sarı sarı minik çiçekler vermemesi için hiçbir sebep olamaz diyorum. Dikkat etmeniz gereken noktaları hızlıca bir kez daha geçmek istiyorum. Üzerinde yaprak kaldıysa asla onları tutmayacaksınız. Yaprakları da böyle ucundan koparmayınız. Bitkiyle birleştiği yerden kırarak koparınız ya da minik bir makasla kesebilirsiniz yaralamamak için. Bakın mesela bu dal gitmiş, görüyor musunuz? Yani bu marketten alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Ucuz olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bir şekilde bakımı ile ilgili mutlaka bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle seralarda, çiçek satan dükkanlarda olmayan, maalesef bitkilere de iyi gelmeyen koşullar söz konusu olabilir. O açılıp kapanan kapıların kenarına koyuyorlar. Dışarıdan herkes görsün de koşa koşa gelsin alsın diye. Bu çocuklar orada helak oluyorlar. Bunu mesela ne yapmam gerekiyor benim? Şurada bir tane yaprağı olduğu için ve burada bir tane sürgün gelme yeri olduğu için buradan pıt diye alacağım. Keseceğim. Ya bu kahverengi kısmı, kurumuş kısmı direkt kurumuş yerinden kesmiyorum. Mutlaka yeşil bir yerden kesiyorum ki biraz ilerlemesin diye. Çünkü iç kısımda ilerlemiş olabilir. Kurumaya devam ederse bir daha keserim veya bir daha keserim. Sulamasına da dikkat ediniz. Güzel aydınlığa koyunuz mutlaka. Bunun yaprakları normalde kırmızı. Bu aldığımda kırmızıydı. Şimdi göreceksiniz ne renk? Yeşile dönüyor. Yani demek ki ışığıyla ilgili, ısısıyla ilgili bir problemi var. Bu noktalara dikkat etmenizi öneririm. Çok güzel bir bitkidir. Sağlam yerlerinden kesip suya koyarsanız, mesela bunu nereden kesebiliriz? Bunu şuradan kesip suya koysam köklenir. Çok rahat köklendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.